geldiniz. Her ay olduğu gibi gene bu ayda Türk resminin çok önemli bir ismini ağırlıyoruz. Türk geometrik, soyut geometrik resmin en önemli ismi Halil Akdeniz. Hocaların hocası Halil Akdeniz bugün aramızda. İmgeler üzerine çalışıyorum. Bu imgelerin hem benim kendi özel yaşamımızda hem de kültür yaşamımızda çok önemli etkileri ve rolü var. Buna bağlantı olacak herhalde, ilgi duyduğum bir alan. Dolayısıyla bu aynı zamanda geleceğe yönelik bir kısım gizemlere de işaret eden bir boyutu var. Kültür boyutu var, özel yaşamla boyutları birçok yönlerle ele aldığım bir konu, son zamanlarda ağırlık verdim. O nedenle de bu sergimi özellikle imgenin izinde koydum. İzmir'e ait geçmişim epeyce gerilere gidiyor, uzun yıllara dayanıyor. Ben öğrencilik yıllarda da İzmir Fuarı'nda çalıştım. O dönemlerde hem akademi hocaları hem Ankara'daki, Gazi'deki hocalarımız orada çalışıyorlardı. Pavyon, uluslararası bir pavyondu. Biz de öğrenci olarak o dönemlerde orada çalışıyorduk. Dolayısıyla öğrencilik yıllarından beri İzmir'e ait bir bağlantım vardı. 10 yıl civarında İzmir'de bir hem emeğim var hem de akademik yaşamım var. Bu benim akademik yaşamımda da sanatsal yaşamımda da çok önemli bir kesittir aslında İzmir'deki dönemim. Şimdi tekrar İzmir'e gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Tabii sanat dünyası birbirini tanıyor yani uzaktan ya da yakından. Bu galeri bazında da böyle, müzayedeler bazında da böyle, sanat koleksiyoncular bazında da 3 aşağı 5 yukarı herkes birbirini tanıyor. Ekol Sanat Galerisi de bu bağlamda bir ilişkimiz oldu. Eksik olmasınlar, teklif ettiler, geldiler, görüştük ve oluştu her şey. Bugünlere geldik. Mehmet Beyler gerçekten tıp mensubu olarak sanata çok önem veren insanlar. Benim geçmişten beri hep tıpla bağlantım vardır bir yerde. Tıp sanata çok yakındır tıp mensupları. Ben kendilerine çok saygı duyuyorum. Burada da Mehmet Beylere, Ekol Sanat Galerisi'ne gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Bu sadece bireysel zevklere ilgili bir alım, depolama olayı değil yaptıkları şey. Daha ileride kamuya açık olarak müzeyle taşlandıracak bu faaliyetleri. Bu da ülkemizin kültür ve sanat hayatı çok önemli bir olay. Ben bir eğitimci olarak da onlara böyle bir hizmetleri için çok çok teşekkür etmek isterim açıkçası.